kafa yapısında ve etrafını ölçerek ona göre artırmanızı biraz daha fazla ve boyunda biraz daha uzun örerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. İpiniz daha ince ise bunlardan biraz daha ince kadife ipler de var. Sayılarını bir iki sıra daha fazladan örebilirsiniz. Burada zincirimizi çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Baştakinin içerisine kaydırma tekniğiyle bu şekilde battım arkadaşlar. İçerisine 6 tane bir tane zincir çekerek zincirimizin içine 6 tane sık iğnemizi yapalım. 2 3 İpimi de biraz arada getirtiyorum. Daha sonra keseceğim. 3 4 5 ve 6. Evet arkadaşlar, 6 tane sık iğnemizi yaptık. Burada yerini belirlemek için bunu kullanırsanız çok iyi olacaktır arkadaşlar. Sayılarda şaşırma olmaz. Daha küçük de takabilirsiniz. Benim biraz ipim uzun olmuş. Evet arkadaşlarım, burada bakın, karşı tarafta eklemeden bu ipimi araya koyuyorum. Bu benim işaret olan yerim. Bu şekilde yaparsanız sayılarınız karışmayacaktır. Diğer başlamış olduğumuz zincirin içerisine tığımı kaydırma tekniğiyle bu şekilde bağladım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yapmış olduğum sık iğneye, her bir sık iğneye 2 tane batıyorum. 6 tane olan sayımız bu sırada 12 tane oluyor arkadaşlar. Burada karşıya geçeceğimiz yer her zaman çiftli denk geliyor bakın. Bunu karşıdan aynı sıraya eklemeden önce bu ipimi hiç çıkarmıyorum bakın. Diğer tarafa geçirdim. Burada işaret yerim aynı şekilde. Diğer zincirimden alıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Altıyla başladık. 3 zincir çektik. İçerisine 6 tane sık iğne yaptık. Bir üstte her birinin içerisine ikişer tane battık. 12 tane oldu. Tekrar birleştirdik. Bir zincir çektik. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncüsünde, pardon arkadaşlar, bir tane sık iğne yaptık. İkincisinde çiftli batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğneyi aynı yere çift batıyoruz. Bir tek iki tane çift olmuş oluyor. Bu sırada da sayımız 18'e çıkıyor arkadaşlar. Bu sırayı da tamamlayalım sonuna kadar. Bu sırada sayımız 18'e tamamlandı. Bakın, diğer ipimizi araya koyuyorduk. Tekrar arkadan öne doğru alıyorum. Burada bu tarafa getiriyorum. Daha sonra bu ipimizi çektiğimizde çıkacaktır arada. Hemen karşı taraftaki zincirimize aynı diğerlerinde yaptığımız gibi ipimizi alıyoruz. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyoruz. Bir tane zincirimiz var. Bir zincir çekiyoruz. Bu sırada da 2 tane sık iğne,
Her bir sık iğnenin başına batıyoruz. Üçüncü de çiftli batıyoruz arkadaşlar. İki tek, bir çift. Bakın, bir, iki tane sık iğne, üçüncüye çift batıyoruz. Aynı yerlerde ilerleterek devam ediyorum arkadaşlar. Burada bu sırayı da bu şekilde iki tek, bir çift batarak devam edelim. Arkadaşlar, birleştirme yerine geliyoruz. Yine aynı ipimizi bir öne bir arkaya alarak burada kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. Bir zincir çekip hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Bir, iki tane sık iğne yaptık. Üçüncü de çift batıyoruz. İki tek, yani iki tane sık iğne, üçüncüsünü çift batıyoruz arkadaşlar. Bakın, biraz ipimiz koyu renk olduğu için belki belirgin olmayabilir. Tekrar bakın. İki sık iğne, üçüncüsünü çift batıyoruz. Sık iğnelerimizin üzerine iki tane sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sık iğnemizde aynı yere iki kere batıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. Ekledikten sonra bir sonraki sırada 3 tane sık iğne, birini çiftli batarak bu şekilde artırarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın, bunun artırma tekniği bu şekilde. 3 zincir çektik, 6 tane sık iğnemizi yaptık. 6'nın üstüne her bir sık iğne çift battık, 12 tane oldu. Bir üste bir tane sık iğne yaptık, yanındakine çiftli battık. Daha sonraki sıramızda da burada 2 sık iğne, yanındakine çift batıyoruz. 2 tek batmış oluyoruz. Üçüncü de çift sık iğne. 1, 2 tane sık iğnemiz var. Üçüncü de çiftli batıyoruz. Ek yerine geldik. Burada tekrar ipimiz arkadaydı, öne alıyoruz. Diğer tarafta zincir çektiğimiz yere kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Bu şekilde, bakın arkadaşlar, hem şaşırmamış oluruz ipimize koyarsak. Bir zincir çekip hemen yanındakine bir, iki, üç tane sık iğne yapıyorum. Dördüncü sık iğnenin yerine iki kere batıyorum. 3 tane tek, bir çift olarak 1, 2, 3 tane sık iğne, yanındakini bu şekilde çift batıyorum arkadaşlar. Bir sonraki sırada da 4 tane tek, bir tane çift olarak batacağız. Tekniği bu şekilde arkadaşlar. Ben ilerleteyim. Dördüncüde de yine burada 3 sık iğne, yanındaki sık iğneye çift batmıştık. 3 tek, bir çift olarak. 4. sırayı da aynı şekilde her sırada bir kere daha, bir tane daha artırıyoruz sık iğnemizi ve yanındakine çift batıyoruz. Bakın, 3 sık iğne, yanındakini çift battık. Bir üste 4 sık iğne, 4. diğer sık iğneye de çift batacağız. Ek yerine geldik. Bakın, burada ipimizi diğer tarafa aldım. 3 sık iğne, yanındakini çift batmıştık. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğnelerimize 1, 2, 3. Burada 4 sık iğne, bir çift olarak batacağız bu sırayı da. 1, 2, 3, 4. 5. yere aynı sık iğnemizi 2 kere batıyoruz arkadaşlar. 4 tane sık iğne, bir çift olarak bu sırayı da tamamlayalım. Bir üst sırada yine 5 sık iğne, 6. çift olarak batacağız.
Bu sıramızda 4 sık iğne 5.ye çift atmıştık. Ek yerine geldik. İpimizi diğer tarafa, ön tarafa alıyorum. Bakın bu ipimizi sonra çekince çıkacaktır. İşaretimiz bu şekilde durursa sıraları ve sayıyı şaşırtmayız arkadaşlar. Burada kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğnemize 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 6.'yı aynı sık iğneye çift atıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne. 6. sık iğnemize aynı yere 2 kere batıyoruz arkadaşlar. Artırma tekniği bu şekilde devam ediyor. Bunun bir üst sırasına kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldik. Yine ipimizi diğer tarafa alıp aynı şekilde birleştiriyoruz. Bir zincirimizi çekip hemen yanındaki zincire 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 7.'ye aynı yere 2 kere batıyorum arkadaşlar. 6 sık iğne 7.'ye çift batıyoruz. Bu sıramızı bir üstte de 7 sık iğne yanındakine çift batarak bir üst sıramızda yaparak devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir sıra daha ben ördüm. Bakın burada 6 sık iğne yanındakine çift battım. Bir üst sırayı da ördüm. 7 sık iğne yanına çift battım. Burada ekleme yanında olan sık iğnemiz hep çiftli gelecek arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Eğer bir yaş için yapacaksanız 7 sık iğneye kadar olan çiftli yeterli olacaktır. Ölçü olarak da vereceğim sizlere. Yapmış olduğunuz ipe göre de değişebilir arkadaşlarım. Burada bakın ek yerine geldik. Bunu biraz daha küçük yapacağım. Diğerini 8 sık iğne bir çift olarak yapmıştım. Bunun ölçüsünü vereyim. Sizler bir yaşa kadar daha bile fazla olabilecek. Bakın buradaki artırmamız 18 santim. Sizler bunu daha küçük yapacaksanız 6 sık iğne de bırakabilirsiniz. Buradaki artırmayı arkadaşlar. Bir de normal ipten de yapabilirsiniz. Buna göre siz santimle ölçerseniz denk gelecektir bu artırma yerini. Çocuklarımızın ve kendimizin büyükler için yapacaksak bunları. Buradaki ölçüler artırma sistemi bu şekilde arkadaşlar. 6 taneden başladık. Her birine bir üst sırada çift battık. Bir sonrakine bir tane tek bir tane çift battık. Bir sonrakine 2 tek bir çift. 3 tek bir çift. 4 sık iğne yanındakine bir çift. Batarak 7 sık iğne bir çift yapana kadar bu sıraya devam ettim. Burada artırma eksiltme yapmadan yine işaretimizi koyalım buraya. Ek yerimiz belli olsun. Bütün sık iğnelerimizi örerek devam edelim. Eksiltme artırma yapmadan birkaç sıra birleştirmesi diğerinde yaptığımız gibi arkadaşlar kaydırma şekliyle veya direkt olarak üstünden devam edebilirsiniz. Bakın artırdıktan sonra 2 4 6 sıra bunda ve lastiklerimiz var. İpimize göre değişebilir bu sıra sayıları arkadaşlar. Kalın veya inceliğine göre farklılık gösterebiliyor.
Burada ek yerine geldik. Tekrar ipimi alıyorum diğer tarafa. Bakın hemen burada bir zincir çekerek yan tarafa devam ettiğimiz yere kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Bu sırada hiç artırma yapmadan bütün sık iğnelerimize battık. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bütün sık iğnelerimizin tepesine batarak ek yerinde de bu şekilde ekliyoruz. İstediğiniz sıraya gelene kadar daha geniş istiyorsanız 8-9 sıra örebilirsiniz. Birkaç sıra ördükten sonra bir altında lastiğin yapımında devam edelim inşallah. Arkadaşlar eksiltme artırma yapmadan 4 sıra bu şekilde etrafına döndük. Bakın buradaki şekli aldı şapkamız. Daha büyük yapacaksanız bunu biraz daha fazla örebilirsiniz. Burada aynı şekilde ek yerinde kaydırma tekniğiyle tutturuyorum. Bir tane zincir çekip yarım trabzan. Bakın arkadaşlar burada tığımı alıyorum. Sık iğnemi batıp birlikte çekiyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Sık iğne yaparak, sık iğne değil, yarım olarak alıyoruz burada trabzanlarımızı. Bu sırayı bu şekilde yaparak bitirelim. Başlamış olduğumuz yere geldik. İpimizi yine işaret olan yerde. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar hem sırayı şaşırmamış olursunuz. Biraz koyu renklerde belli olmayabilir. Bakın artırma yerleri bu şekilde açık renk olan iple yaptığınızda daha belirgin olacaktır. Burada da yine yapmış olduğumuz yerler. Bir sırada trabzanımızı yaptık yarım olarak. Ek yerine geldik. Burada birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekip buradaki lastiğimizi uygulayacağız arkadaşlar. Tığımızı, ipimizi aldık. Bakın tığ arkadan bu şekilde giriyoruz ve birlikte topluyoruz arkadaşlar. İpimizi alıyoruz. Bir tane yine hemen yanındaki yapmış olduğum trabzana batıyorum. İçinden bu şekilde alarak birlikte topluyorum. Bu lastiğimizi büyük örgülerde, çocuk örgülerinde lastik olarak ve model olarak birçok yerde kullanabilirsiniz. Bir önden bir tanesini de burada arkadan alarak bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Siz örgünüzün, şapkanızın büyüklüğüne göre bunların sayısını az veya çok olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde yaparak buraya kadar geliyoruz. Arkadaşlar burada ek yerine geldik. Aynı şekilde ekliyoruz karşı taraftan. Burada bir zincir çekip önden aldığımız ilmeğimizi önden arkadan almış olduğumuz tığla yapmış olduğumuz modelin lastiği aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın önden almış olduğumuz ilmeklerimiz yine aynı şekilde alıyoruz. Diğerini de arka taraftan alarak bunu iki sırada örelim arkadaşlar. Bu şapkalarımızı gençlerimiz için bay bayan erkekler için sayılarını artırarak da kullanabileceğiniz kullanışlı bir şapka modeli. Bu sırayı da devam edelim. Üstüne bir sıra daha yapıp şapkamızın lastiğini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada ek yerine geldim. 3 sıra yaptık lastiğimizi.
Bakın bir sıra daha yaptım ben. Bunlar istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Arkadan ipleri geçirerek aralarından kaybettiriyoruz. Buradaki ipimizi çıkartıyoruz. Arkadaşlar burada sade olarak kullanabilirsiniz. Bakın hiç kulak yapmadan bunu biraz daha küçük yaptım. Sizler istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Kulakta beraberce yapalım kulaklarını. Bunun bakın bu şekilde yaptım ve üzerine bunları koymazsanız sadece bunları da yapabilirsiniz iple. Bunlar hep tercihinize kalmış arkadaşlarım. Bunları istediğiniz büyüklüklerde yapıp büyükler için bay ve bayan büyükler için de kullanabilecek bir şapka modeli. Kulaklarını yaparak devam edelim. Arkadaşlarım bu yeşil ipimizden daha önceden birazını ben kullanmıştım. İpim biraz az kaldığı için bunun kulaklarını beyazdan çalışacağım. Sizler isterseniz renk olsun diye o şekilde yapabilirsiniz veya burada yaptığım gibi kendi renginden kullanabilirsiniz. Bakın bu da farklı bir kadife ipimiz. Bundan yaparsanız bu tür iplerden biraz daha sayılarını artırmalarını fazla yaparsanız aynı büyüklüğü elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kullanmış olduğum ip biraz daha ince kadife iplerden. Kulaklarını bundan yapacağım. Sizler isterseniz aynı renkten yapabilirsiniz veyahut da benim gibi buradaki kullanacağım gibi farklı renkte kullanabilirsiniz. Veya sade olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlarım. İpiniz ince ise artırmalarını biz burada 8 tek bir çifte kadar artırmıştım kırmızı olanda. Diğerinde 7 tek bir çift olarak da bırakıp o şekilde örüp altın lastik gördük. Bunları istediğiniz ölçülerde normal yünlerde de örebilirsiniz. Önemli olan buradaki ölçüyü gelene kadar istediğiniz boya gelene kadar artırarak devam etmeniz. Buradan da yine ipimizi alalım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane birleştirdim ve kaydırma tekniğiyle aynı diğerinde yapmış olduğum gibi İçerisine 6 tane sık iğnemizi dolduralım. Üzerine bir tek bir çift olarak diğerinde yaptığımız gibi yapalım arkadaşlar. Normalde bir yumaktan kullandığımızda artıyor iplerimizden. Ben üzerinden kullandığım için yetmeyebiliyor arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Birleştirdikten sonra her 6 tane yapmış olduğum sık iğneye çift olarak hepsine batıyorum. Yapılışı aynı olduğu için ilerleterek devam edelim arkadaşlar. 12 tane oluyor bu sırada. Bir üst sırada 18 tane yapacağız. Bir tek bir çift olarak bunu bu şekilde bir üst sırasında yapalım. Birleştirdikten sonra bir tane tek yanındakine çift batalım. 6 ile başladık. 12, 18'den devam ediyoruz. 18 tane olana kadar bu şekilde yapalım. Yine işaretimizi koyduk ve zincirimizi ekledikten sonra bir tane zincir çekip yanındakine bir sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğnemize çift batıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift şeklinde
Bu şekilde örelim. 18 taneyi tamamlayalım. Üst sıraya geldik. Yine işaretimizi arkaya doğru aldık. Kaydırma tekniğiyle birleştirdik. Bir zincir çekiyoruz. Yanına bir sık iğne. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üçüncüye çift batıyoruz arkadaşlar. İki sık iğne, üçüncü sık iğnemize çift olarak batalım. İki tek, bir çift olarak batıyoruz. Bakın. İki sık iğne, üçüncüye çift batalım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. İlk yerinde de aynı şekilde ekliyoruz. Ve devam ediyorum modelimiz. Evet arkadaşlar, 6 12 tane oldu. Çift battık. Bir tek, bir çift olarak batıyoruz. 2 tek, bir çift, 3 tane sık iğne, yanına çift olarak battık. Bir sıra daha yapmış oldum. Bu sırada eksiltme, artırma yapmadan sık iğnelerimizin hepsini örüyoruz. Yirmi dört tane sık iğnemizin hepsini örelim arkadaşlar. Burada ek yerine geldik. Birleştirme yerindeyiz. Bir sıra hiç artırma yapmadan devam ettik. Bir zincir çekiyoruz. Üç tane sık iğne. Arada bir tanesini bırakıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir tane eksiltmiş oluyoruz arkadaşlar. 3 tane sık iğne. 2 3 1 tane bırakıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Bunları daha büyük yapmak isterseniz biraz daha fazla uzatabilirsiniz. Üç tane sık iğne yapıyoruz. Arada bir tane bırakıp bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir tane zincir çekiyoruz. Birleştirdikten sonra 4 tane sık iğne yapıp yanındakini örmeden bir diğerine geçiyoruz. 3 4 sık iğne, bir arada bir tane bırakıp bir sonrakine geçiyoruz. Bu sırayı da bu şekilde yaparak tamamlayalım. Arkadaşlar, kulaklarımızı ördük. İsterseniz şapkanın kendi renginden veyahut da burada yaptığımız gibi farklı renkler kullanabilirsiniz. Tam ortasının, bakın, sizler biraz daha aşağıda, yukarıda da koyabilirsiniz. Burada 1 2 3. yaptığımız sıradan daha aşağıdan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde kulakları tutturarak devam edeceğiz. Ben tutturmadan önce şu şekilde biraz daha toparlanması için etrafından gideceğim. İsterseniz bunu yapabilirsiniz veya direkt de dikebilirsiniz. Kendi ipinden veya normal yünlerle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar biraz dikerken zor olabilir dikmesi. Aralıklı olarak tel şeklinde alıyorum. Biraz daha toparlanması için. Bunları daha büyük şapka yapacaksak kulaklarını artırmasını biraz daha fazla ve boyunu da biraz daha uzun örebilirsiniz.
kararın. Şapkamızı bitirdik. Buradaki kulak yapımını da yaptık arkadaşlar. Dikerken de biraz yukarıdan veya aşağıdan dikebilirsiniz. Tam ortasını bakın. Burada ortasını başlangıç yerinden 1, 2, 3, 4'üncünün bitiminde bu şekilde sayarsanız 1, 2, 3, 4 tane 4 sıra bıraktım ve 5'inciden başlayarak bir tarafını diktim. Diğer tarafını da aynı şekilde dikerken sizlerle de devam etmek istiyorum. İsterseniz farklı ip de kullanabilirsiniz. Kendi ipleriyle de dikebilirsiniz. Arkadaşlar hem bu taraftan geçirerek ilmeklerimizi alıyoruz ve diğer taraftan da aynı şekilde kulakları dikiyoruz. Bu iple dikmek zor gelirse diğer normal yün iplerle ve farklı iplerle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dikimi tamamladıktan sonra burada isterseniz bakın sade olarak bırakabilirsiniz. Veya örgü ipleriyle ağız burun şeklinde farklı figürlerde çalışabilirsiniz. Burada da örgüyle veyahut da buradaki yapıştırarak kullanmış olduğum gözlerden de birçok yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Tuhafiyelerde de satılıyor bu tür malzemeler. Bunlardan her iki tarafına bakın, tam ortasına gelen yerde lastiğin biraz üstünden burayı dikiyoruz. Bunları da yine dikiş makarasından veya yün iplerden olabilir. Birkaç yerinden tutturduğunuzda bu şekilde arkadaşlar aralardan tutturarak sabitleştiriyoruz. İster sade bir şekilde, ister süsleyerek şapkalarımızı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Diğerinde kendi rengindeydi kulağı. Üzerine lacivert, koyu lacivertten yapmıştım. Burada beyaz kullandığım için yeşil olan ipimizden takıyoruz. Arkadan ipimizi sabitleyelim. Tam ortasına gelecek bir şekilde buradan da yine bakın arkadaşlar yukarıda 3 sıra kalacak şekilde ayarladım. Bunları yukarıdan veya aşağıdan da yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde direkt inebilirsiniz veyahut da arkasından içinden batarak da biraz ipimiz, iğnemiz kalın olduğu için arkadaşlar girmesi zor olabiliyor bazen.
Alttan aynı yerden çıktık. Yan tarafına battık arkadaşlar. Tekrar içinden veya direkt dışarıdan da inebileceğiniz. Bunlar ipimizin ucundan dökülen iplikler. Aralardan ipimizi geçirdikten sonra kesiyoruz arkadaşlar. Bunu biraz daha küçük yaptık. Yine 1,5-2 yaşına kadar bu da olabilir. Diğeri de bakın daha büyük. Bunun ölçüsünde ölçelim. Santime yakın arkadaşlar. Bakın biraz daha düzelttiğinizde 17 santim. Bu da 18 santim. Eni de 22 santim arkadaşlar. Bunlar yapacağınız ölçüler. İplerinize göre bazen verdiğimiz ölçüler aynı birebir tutmayabilir. Bu iplerden yapıyorsanız ve aynı tığdan kullandıysanız aynı ölçüleri yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Farklı iplerde daha fazla örmeniz gerekebilir veya daha az. Sizler ölçerek yaparsanız daha da iyi olacaktır. Bunlar da tercihinize bağlı. Süsleyebilirsiniz, sade olarak bırakabilirsiniz. Bakın hemen buradan göz kararı ben koymuştum diğerini. Gözlerini. Burada hemen bitiş noktasından. İki tane ara vererek veya bir tane de ara verebilirsiniz sıra. Yapıştırıcımızdan alıyoruz. Bunlar çok amaçlı yapıştırıcı. Bunların küçükleri de satılıyor ve farklı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şapkamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Bunlar ölçüler sizin istediğiniz şekilde büyükler için, çocuklarımız için, daha büyük bebekler için, daha küçüklerinde yapabilirsiniz. İnşallah sizler de beğenir ve bu modellerimizden yaparsınız. Bunlar gibi birçok modellerimiz kanalımızda yüklendi ve yüklenmeye devam ediyor arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum.
Değerli yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Bizleri elemeklerim16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı, mutlu kalınız inşallah. Başka videolarımızda görüşmek üzere.